Yine karşınızdayım. Evet, bugün 3 Şubat ama biz 4 Şubat'ı konuşacağız. Yani cumartesi gününü. Cumartesi günü gökyüzünde neler olacak? Evet arkadaşlar, artık bugün ay Aslan Burcu'na geçecek. Günlerdir, haftalardır hatta konuştuğumuz artık Aslan Burcu'nda Dolunay fazını başlatacak. Ne zaman? 11:48'de. Saat 09:17'de ay boşluğa girecek. Kısa bir süre 11:48'e kadar boşlukta. Ondan sonrasında Aslan Burcu'na geçiyor ve pazar günü yani 5'inde yaşayacağımız Dolunay fazı bugünden itibaren daha güçlü bir şekilde aktif. Hani yavaş yavaş hissettik, dalga dalga böyle geldi. Ama daha görünürlüğünü tabii ki bugün, yarın daha fazla hissederiz. Tabii ki Dolunay'dan birkaç gün sonra da yine güçlü şekilde etkilenebiliriz. Ne zamana kadar sürer etkileri derseniz, tabii 20 Şubat'ta bir yeni ayımız var. 20 Şubat'a gelmeden 15 Şubat'a kadar da güçlü bir şekilde Dolunay'ın etkilerini yaşayabiliriz hepimiz arkadaşlar. Şimdi Aslan Burcu'nda günün açılarına geçmeden önce biraz şu Aslan Burcu'ndan size bahsedeyim. Aslan Burcu nedir, kimdir, uğurlu sayıları, rengi nelerdir onlardan bahsedeceğim. Öncelikle Aslan biliyorsunuz Güneş tarafından yönetiliyor. Güneş ne? Astrolojide bizim yaşam kaynağımız. Parlayan, göz önünde olan, hepimizin bildiği, ışığıyla aydınlandığımız, ısındığımız bir yıldız gökyüzünde. Şimdi bu şekilde düşündüğümüzde evet güneş böyle ay aslanda olduğuna, şimdi bu dolunay olduğuna göre ay aslanda. Birçoğumuzun da mesela ay burcu aslan olabilir doğum haritalarında. Ay aslan burcunda olduğunda da yani güneş gibi ön planda olan demek olur. Duygusal anlamda bunu kişi dürtüleriyle daha çok yaşar. Mesela ön planda olmayı sever. Göz önünde olmayı sever. Zaten aslan genel olarak da parlayan bir burç olduğu için mesela sanat camiasını da çok temsil eder. Yıldızları, işte ünlü insanları ki genellikle de çok ünlü böyle göz önünde olan popüler insanlar zaten Aslan Burcu'ndan da çıkarlar. Dikkat çeken bir tavırları vardır. Güçlü dururlar gerçekten. Sabit ateş, pozitif ama sabit bir burç. Fikirleri genellikle değişmez. Ama Ay Aslan Burcu'nda olduğunda mesela bir anne, şimdi Ay anneyi de temsil eder. Diyelim ki kadınlardan bahsedelim. Kadınlar üzerinde de gerçekten çok hani böyle bizim kokoş dediğimiz tarz vardır. Böyle takıp takıştırmayı, mücevherleri sevenler, biraz böyle pırıl pırıl parıldamayı seven insanlardır. İşte böyle ilgiyi çok severler ve çocukları çok severler. Çocuklar onlar için gerçekten çok özeldir. Böyle düşünebilirsiniz. Zaten madeni de altın. Ay burcu aslan da olsa, güneş burcu da olsa altındır madeni. Tabii ki bizim gündemimizde zaten altın her zaman var. Geleneksel olarak da bir altına sevdamız var biliyorsunuz. Şimdi evet, uğurlu sayılarını söyleyeyim arkadaşlar. 1, 81, 91 Aslan Burcu'nun sayıları. Uğurlu günü pazar, uğursuz günü cumartesi demişiz. Metali de altın ve platin. Çiçekleri portakal çiçeği ve zerren. Renklerini de söyleyelim. Altın sarısı ve sarının tüm tonları. Demek ben saçım boşuna sarı yapmıyorum. Ay Burcu Aslan birisi olarak sevgili arkadaşlar. Evet böyle özellikleri var. Tabii güçlü durmayla dediğim gibi ama sabitlik de çok burada ön plandadır. Yani Aslan Burcu'nun mesela işte Ayı Aslan veya Güneş Aslan genelde kişiler mesela düşünce ve fikirlerini çok 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 önceden daha çocukluğundan belirleyen insanlar olurlar. Öyle bir kitlenirler ki yani sabitlik var ya onu mesela bir hayal kurar, bir meslek hayali vardır ve oraya kendini adar ve onu eninde sonunda da yapar. Zaten genellikle mesela dünya çapında da sanatçıların, ünlü insanların diyelim ki şöyle bir biyografilerine göz atarsanız genellikle çocukluktan böyle hayalleri olduğunu hep duyarsınız. Hani masal kahramanlarında da vardır bu. Böyle etkileri var. Şimdi Aslan güçlü bir burç. Yani ormanlar kralı bir temsili olarak da böyle bir durumu var. Dolayısıyla şimdi bugün
Ay Aslan'da, Aslan Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Oldukça da tabii güçlü. Neden? Çünkü bir de Uranüs'ten kare alıyor. Tam olarak Güneş Uranüs karesi bu gece saat 04.05.50'de gerçekleşiyor. Ayın 4'üne girdiğimizde tabii gün boyu etkili olacak arkadaşlar. Dolunay'da böyle ses getiren, göz önünde olan tüm durumları, kişileri, devletleri, yönetimi, başta olan tüm insanları ortaya çıkaracak. Ama bize nasıl etkiler yapacak? Yani sadece aslanlar mı etki alıyor? Hayır. Biz de daha iddialı olacağız. Daha kararlı olacağız. Mesela doğum haritalarında aslan neredeyse eğer, orada daha kararlılık göstereceğiz. Vazgeçmeyeceğiz. İnatla temsil edeceğiz arkasında durduğumuz konuları. Bu siyasi dünyada da çok belirgin örnekleri vardır. Astroloji derslerinde bunlardan ben bahsediyordum. Evet, bugüne döndüğümüzde Güneş Uranüs karesi böyle asilik ve gerginliklerle ilgilidir. Ve bugün sabah 8 ve 9 arasında Ay tam olarak Plüton'un karşısından geçecek arkadaşlar. Yani Ay boşluğa girmeden önce hemen 9-17'ye kadar biraz stresli açılar olabilir. Lütfen gerginliklere girmeyin ki Plüto olduğu zaman biraz daha güçlü. Bir Merkür'e, bir Ay'a benzemez yani karşıtlığı. Daha zorlayıcı olabilir. Gereksiz gerginliklere, değiştiremeyeceğimiz durumları, fikirleri, düşüncelerin üzerine gitmeyin. Orada bir inanmışlık, bir adanmışlık varsa bırakın kendi haline. Birkaç gün verin. Zorlamayın, tırmandırmayın enerjileri diye tavsiyem olabilir size sadece. Evet, Ay boşluktan çıkıyor ve Aslan Burcu'na geçiyor ve bir daha hiç açı yapmayacak gün boyunca. Aslan Burcu'nda böyle aslan aslan ilerleyecek arkadaşlar. Tabii ki çocuklar gündemimizde olacak. Aşkla da çok ilgili tabii ki. Aşk hayatımızda çok çok önemli olacak. Şimdi dolunaydan etki alan arkadaşlar. Özellikle bugünkü ilişkilere biraz daha dikkat ediyor, dikkat çekiyor. Lütfen böyle sevimsiz durumlar yaşamak istemiyorsanız temkinli olun. İlişkiler bakımından söylüyorum bunu tabii ki. Ve genel olarak tabii başka Koç, şu an MC'de de bir Jüpiter var arkadaşlar. Olayları abartmak, tırmandırmak gayreti içinde oluruz. Hepimiz böyle bir duygu haline girebiliriz. Sonuç olarak insanız. Ve tabii burada ben Merkür'e bakıyorum arkadaşlar. Bugün Merkür bizim için çok değişik bir yerdi. Mesela sağlıkla ilgili alanda, çalıştığımız yerler, iş alanları, askeriye, devlet için baktığımızda o sektör, sağlık sektörü ve personeli diyelim. Çalışanlar, ücretli çalışanlar, işte kamu gibi böyle bizim biraz daha hani emekçiler dediğimiz alan. Yani emek vererek böyle çalışan, hani üst tabaka diyoruz ya biz, başta olanlar değil de bizler yani. Hepimiz diyelim. Altın cep çok geniş. O alanda bir Merkür var ve Plüto orada bir karşıtlık yapacak Ay'la. O yüzden üstlerle rütbeli kişilerle, işte ebeveyn de olabilir bu arada bunlar, patronlarınızla, işle ilgili konularda, parasal mevzularda sabah saatlerinde dikkat çekmek isterim açıkçası. Evet, onun yanı sıra arkadaşlar aslan tabii ki güzellikle, estetikle, parlamakla, ön plana çıkmakla ilgilidir. Ve tabii çok saçlarla da, makyajla, takılarla çok ilgili. Gerçekten mesela ben çok severim, seviyorum öyle şeyleri. Ay burcum aslan. Dolunay'da mesela tam ayımın üzerinde gerçekleşiyor. Allah her şeyin hayırlısını versin. Böyle bazı dürtülere insan engel olamıyor demek ki. Tabii burada aslan deyince arkadaşlar siz de haritalarınıza bakın. Astrolojiden anlayan arkadaşlar. Burada Merkür önemli. Kişinin asıl nasıl düşündüğü Merkür ile ve Mars ile bağdaştırılır. Evet, aslan gibi görünebilir kişi gerçekten ama İçsel olarak Merkür'ü neredeyse öyle düşünecektir, öyle plan yapacaktır. Yani doğum haritasındaki bütün enstrümanlar çok önemli. Bana soruyorlar, o yüzden zaten bugün ayımdan bahsettim. Siz ne burcusunuz diye çok çok soruyorsunuz. Asla bir burçtan ibaret olduğumuzu söyleyemeyiz. Hepimizin Güneş'i başka yerde, Mars'ı başka bir yerde işte, Venüs'ü başka bir yerde, Merkür'ü başka bir yerde. Hepimiz her burcu temsil ediyoruz aslında. Hiçbirimiz bir burca mensup değiliz. İşte ben
ikizler gibi görünen, mesela ikizler gibi düşünen ama duygularını aslan gibi yaşayan, efendim boğa gibi hayata sarılan, ki boğa burcu da benim için önemli. Ondan sonra davranışlarımı veya ilişkilerdeki bakış açım işte yay gibi yaşayan. Ondan sonra yani her yerden var hangisini saysam, o yüzden şu burcum diyemiyorum açıkçası. Yani bilin istedim, biraz böyle değerlendirmek istedim. Siz de haritalarınıza bakarsanız Merkür'ü neredeyse kişi öyle düşünür çünkü. Venüs'ü neredeyse öyle sever. Ayı neredeyse öyle duygular taşır. Dolayısıyla şimdi bugün aslanda ve hepimiz aslanların nasıl hissettiğini duygusal olarak anlayabiliriz belki. Evet, açılarımız bu kadar sevgili dostlarım. Aylık burç yorumlarını gerçekten çok emek verdim. İzleyin. En azından izleyenler mutlaka var aramızda, ama paylaşın. Daha çok insan izlesin, faydalansın sevgili dostlar. Şimdi bugünün şanslı saatlerini ben size vereyim. Bakalım bugün güzel saatlerimizde neler varmış. Evet arkadaşlar, bugün cumartesi ve bugün için ilk güzel saatimiz saat 11:20-12:20 aralığında. Biraz daha duygusal anlamda hassas olabiliriz bu arada. Mesela birbirimize iltifat etmek, gönül almak, onar etmek bugün çok işe yarar, bilginiz olsun. Diğer saatimiz 17:32-18:25 aralığında. İsyankar, asi, agresif, çabuk böyle parlamaya hazır olabiliriz. Bu saatleri o yüzden bugün çok ben değerli buluyorum. Bu saati kullanın mümkünse eğer. Evet, son saatimiz gece 1:12-15 aralığında. Sevgili dostlar, tabii ki o zaman yani 5'ine geçmiş olacağız. Ve 5'ine geçtiğimizde, yani pazar gününe baktığımda, pazar günü de Venüs Mars karesi var Ay Aslan burcunda. Bu da yine ilişkileri işaret ediyor. Yani 5'ine geçtiğimizde de böyle biraz zorlayıcı olabilir ama Ay Jüpiter'e üçgen yapacak. Gece saatleri bence çok şanslı olabilir bu gece. Aynen öyle. Tam olarak da 00:12 yani 1 arası. Böyle bir gün sevgili dostlar, izlediğiniz için, değer verdiğiniz için, takip ettiğiniz için, abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Hepsini okuyorum. O gün okumasam da o gece, o sabah muhakkak okuyorum arkadaşlar. Birlikte güzel günler yaşayacağız inşallah. Kendinize iyi bakın.